Gazette gazetesi imtiyaz sahibi Fatma İncigül'ün moderatörlüğünü yaptığı İncigül ile Biz Biz adlı programın geçen haftaki konukları, Haziran ayında eşinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla suçlanan ve 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Vinera Karakuş ile Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı İrem Taray'dı. Karakuş'un hikayesini anlattığı programda cezaevinde yaşadıkları konuşuldu. Karakuş, "Benim cezaevinde olmam ve babalarının ölümü çocuklarım için çok zor oldu. Baba çocuklar için her şeydir ama ben onlara hem anne hem baba olacağım. Çocuklar için çok güçlü duracağım," dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun gündemle çalışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılında partisinin ilk grup toplantısında meclis kürsüsünde konuşacak. Genel kurulda ise verimli tarım arazilerini işgal eden hobi bahçeleriyle ilgili düzenleme görüşülecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 ay aradan sonra grup kürsüsüne çıkacak yeni yasama yılında AK Parti'nin ilk grup toplantısında çarşamba günü milletvekillerine hitap edecek. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti ve HDP gruplarında da genel başkanlar grup kürsüsünde olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede Ermenistan'ın ateşkese uyması konusunda uyarılmasını istedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın başlayacak yüz yüze eğitimin ikinci aşaması öncesi yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi öğrencilere evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum, dedi. Ünlü televizyoncu Cüneyt Özdemir'in canlı yayında konuğu olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'yı, lezzetlerini, festivallerini ve kentin güzelliklerini anlattı. Karalar, programda ciğer kebabının özelliklerinin ve sabah erken saatlerde yenmesinin nedeninin sorulması üzerine çeşitli tiyolar verdi. Haberin devamı gazette.com.tr'de.